Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Hız Yayınları Matematik Soru Bankası'nda test 103'ün soruları ile dersimize devam ediyoruz. Gençler, sorularımıza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak dersimize başlayalım. Birinci sorumuza baktığımız zaman gençler, Ayşe Hanım'ın çocuklarının odasındaki duvara, zemine ve birbirine paralel olarak taktırdığı raflar aşağıda verilmiştir. Ayşe Hanım bu rafların üzerinde bir ayrıtının uzunluğu 30 cm olan eşit büyüklükte küp biçimdeki bloklarla şekildeki gibi çocukların isimlerini oluşturmuştur. Ayrıca birinci raftaki blokların en üst noktası, ikinci raftaki blokların en üst noktasından daha yüksekte olup birinci rafın yerden yüksekliği, ikinci rafın yerden yüksekliğinin 2 katından 10 cm eksiktir. İkinci rafın takıldığı yerin yerden yüksekliği santimetre cinsinden bir tam kare sayı olduğuna göre birinci rafın takıldığı yerin yüksekliği en az kaç santimetredir diye sordu. Gençler, rafların kalınlığı da önemsizdir diye söylüyor. Şimdi arkadaşlar, burada ikinci rafın yerden yüksekliği, bakın bir tam kare sayı dediği için, o halde yerden yüksekliğine tam kare dediği için x kare diyeceğim. Şimdi ikinci raf, birinci rafın yerden yüksekliği, ikinci rafın yerden yüksekliğinin 2 katından 10 cm kısaydı. O halde x karenin, şurası gençler, 2 katı 2x kare, 10 eksi 2x kare eksi 10 olacak diyoruz. Şimdi devam edecek olursam gençler, bir ayrıtı 30 cm demişti. Bakın burada toplamda 90 cm var. İkinci rafa baktığımız zaman toplamda 5 tane küp görüyorum. Toplamda 150 santimetre var. Şimdi birinci rafın tepe noktası yerden yüksekliği ikinci raftan daha yukarıda gençler. O halde 2x kare eksi 10 artı 90 santimetrede küplerin yüksekliği vardı. Bunların toplamı sağdaki ikinci raftan daha yukarıda diyeceğiz. Yani x kare artı 150'den daha fazladır diyorum. Burayı düzenlersem 2x kare eksi 10 artı 90 daha artı 80 büyüktür x kare artı 150. Gençler, x kareyi sol tarafa, 80'i sağ tarafa alırsam 2x kare eksi x kare büyüktür 150'den 80'i çıkarıyoruz. O halde x kare ne olur arkadaşlar? 150'den 80'i çıkartırsam 70'ten büyüktür. Şimdi gençler, x yerine öyle bir sayı yazacağız ki 70'ten büyük olacak karesi diye düşünelim. Bakın 8 dersem 8'in karesi 64'tür. Evet, 70'ten büyük değil. O halde x yerine en az 9 dersem 9'un karesi 81, 70'ten büyük olur. O halde burada x yerine ne yazıyorum? 9 yazmamız gerekir. En az diyoruz. Şimdi bizden ne istemişti gençler? Birinci rafın yerden yüksekliği en az kaç santimetre demişti. Birinci raf gençler neydi? Yerden yüksekliği 2x kare eksi 10'du. Birinci rafın yerden yüksekliği, burada x'i yerine koyarsam 2 çarpı 9'un karesi eksi 10, 2 çarpı 81 eksi 10, buradan 2 ile 81'i çarptım, 162 eksi 10, 152 santimetre olur. En az diyoruz. Bunu da B şıkkında doğru seçenek olarak işaretliyoruz. Evet gençler, şöyle B şıkkını gösterelim ve devam edelim. İkinci soruya geçelim. Aşağıda Melih ve Ersan'ın bir basketbol maçında 2 ve 3 puan değerindeki başarılı atış sayıları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Melih'in 2 puan değerindeki atışlarla takıma kazandırdığı toplam puan, Ersan'ın 2 puan olarak 2 puan değerindeki atışlarla takımına kazandırdığı toplam puandan daha fazladır. Gençler, Melih'in puanı Ersan'dan fazla olacak diyor, 2 puanda. 2 puan olarak Melih'in Ersan'dan daha fazla puan kazandırması gerekir diyoruz. Şimdi arkadaşlar, o halde 2 puan durumuna bakacak olursam, Melih'in Yaptığı atış sayıları 6'ya eşit ve 12'den küçüktü. Yani 6, 7, 8, 9, 10, 11 olabilir. Ersan'a baktığım zaman 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 olabilir. Şimdi arkadaşlar Ersan'ın en az puan istediği için o halde burada yapılabilecek bütün işlemlerde en az atış sayısı yapmak istiyoruz. Şimdi Melih'e baktığımız zaman 6, 7, 8, 9, 10, 11 diye devam ediyor. Şimdi en az dediği için arkadaşlar ve Melih daha büyük olduğu için bakın burada Melih yerine 11 atış yaptı derim. O halde 11'den küçük olacak şekilde Ersan yerine de 10 atış yapmış deriz. Melih 11 atış yapar. Ersan 10 atış yapar diyorum. Şimdi eğer Melih 11 atış yaparsa 11 çarpı 2'den 22 puan getirir takımına. 2'şer puandan. Ersan da 10 atış yaparsa 10 çarpı 2'den 20 puan getirmesi gerekir. En az diyoruz. O halde gençler 20. Sonuç olarak bir de şu cümlemizi okuyalım. Maç sonunda Ersan takıma kazandırdığı toplam puanın Melih'in takıma kazandırdığı toplam puandan daha fazla olduğu bilinmektedir. Gençler maç sonunda da durum değişiyor. Ersan maç sonunda diyelim Melih'ten daha fazla puan getirecek. Bakın 20 artı 3 puanlık getireceğiz diyoruz. Peki Melih'te 22 puan getirmişti artı 3 puandan getireceği puanlara eklemem gerekecek. Bu eşitsizliğe diyeceğiz. Şimdi 3 puan değerindeki atışlara baktığımız zaman gençler Melih'in yaptığı atışlar 4 veya 5 olabilir. Ersan'ın yaptığı atışlarda 2, 3, bakın 2 eşit var. 4, 5 ve 6 olabilir. Şimdi arkadaşlar Ersan'ın en az puan getirmesini istediği için. Şimdi ben burada Ersan yerine 2 atış yapmış diye düşünecek olursak. Tabii ki Melih ne yapar arkadaşlar? 4 atış yapması gerekir diyoruz. En az dediği için 4'ü kabul edeceğiz. Melih yerine. O halde 22. Buradan ne kadar puan getiriyordu gençler? 3 puan getiriyordu. Yani 3B diyelim. Buraya da 3D puan getirecek diye düşünmem gerekir. O halde 20 artı 3D diyeceğiz. Melih'in yaptığı atışlar, Ersan'ın yaptığı atışlar. Melih'in yaptığı atışlarda 22 artı 3B puan getirecek. Şimdi B yerine gençler burada 4 almak durumundayız. Yani 3 çarpı 4 artı 22. Bu bizim için Melih'in getireceği puanlar belli diyelim. 22 artı 12. Evet Melih en az 34 puan getirmek zorunda. Şimdi Ersan yerine arkadaşlar öyle bir sayı vereceğim ki 20 ile topladığımız zaman ne olması gerekir? 34'ten büyük olması gerekir. Şimdi Ersan arkadaşlar en az 2 atış yapacak olsam 3 çarpı 2 6 yapar. 20 ile 6'yı toplarsam 26 yapar. 26 gençler 34'ten büyük değildir. O halde 2 atışı geçiyoruz. Şimdi 3 atışı yapsa 3 çarpı 3 9 puan yapar. 20 artı 9 29 yapar. Bakın bu da ne oldu bizim için? 34'ten büyük olmadı. Şimdi 3 çarpı 4 4 atış yaparsa 12 yapar. 20 artı 12 32 yapar. Yine 34'ü geçemedik. Evet 5 atış yaparsa 3 çarpı 5 15 yapar. Bakın 20 artı 15 35 de 34'ten büyük olur. Evet gençler o halde Ersan 3 sayılık arkadaşlar atışlardan 5 tane atış yaptı diyoruz. Ve toplamda takımına da en az 35 puan kazandırır diyoruz. Ve B şıkkını da doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet gençler geldik 3. soruya. Aşağıda şekil 1'de verilen duvarın x santimetrelik kısmı sağlam olmadığı için zemine paralel olacak şekilde yıkılıyor. Daha sonra kalan duvarın üstüne yine zemine paralel olacak şekilde olarak şekil 2'deki gibi 50 santimetrelik duvar örülüyor. Bu işlemlerden sonra duvarın yüksekliğinin orta noktasının ilk duruma göre 30 santimetreden fazla 50 santimetreden az olacak şekilde dikey doğrultuda yer değiştirdiği tespit ediliyor. Şekil 2'deki duvarın yüksekliği başlangıçtaki duvarın yüksekliğinden daha az olduğuna göre x'in alabileceği tüm değerleri veren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Şimdi gençler birinci durumda duvarın yüksekliği x santimetre yıkıldığına göre bakın şuradan gençler eşit diyecek olursam şu yükseklik gençler bizim için x eksi 50'dir. Bakın x'in üzerine tekrar ne yapıyoruz? 50 santimetrelik duvar örüyoruz. O halde burası x eksi 50'dir. Gençler orta nokta ne kadar kaydı yukarıya? Bakın orta noktanın kaydığı mesafe birinci durumdan ikinci duruma geçerken x eksi 50'nin yarısı kadar orta nokta yukarı doğru kaydederiz. Evet. Pardon arkadaşlar. Aşağı doğru kaydı. Evet, şimdi orta noktamız buradaydı. Orta noktamız yeni durumda buraya geldi. Şimdi buradaki nokta arkadaşlar bu mesafe aslında x eksi 50'nin yarısı kadar bir mesafe kaymıştır diye düşünmem gerekiyor. Şimdi orta nokta 30 ile 50 arasındaydı. O halde 30'dan büyük. Evet orta noktanın kaydığı yer 50'den küçük olacak diyoruz. Gençler bölü 2'yi şimdi her iki tarafa çarpı olarak gönderelim. 60 küçüktür x eksi 50. O da küçüktür 100 olur. Eksi 50'yi her iki tarafa gönderirsem 60 artı 50 küçüktür x. O da küçüktür 100 artı 50. 110 küçüktür x. O da küçüktür 150 olur. X'in alabileceği tüm değerlerin aralığı diyoruz. Evet bunu da nerede görüyorum? Bakın C şıkkında doğru cevap olarak görüyoruz. Evet orta nokta ne kadar kayar gençler? Bu aradaki mesafenin yarısı kadar kayar diye tekrar belirtmiş olalım. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet şöyle biraz büyütelim gençler. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıda el parmaklarımızın isimleri ve bazı özellikleri verilmiştir. Bir ele ay, serçe, yüzük ve işaret parmağının uzunlukları santimetre cinsinden ardışık tam sayılardır. O halde arkadaşlar serçe parmağı şimdi en az diyecek olursak x deriz. Yüzük parmağı ardışık tam sayı dediği için yüzük parmağı x artı 1. İşaret parmağı da bir tane daha fazla x artı 2 olmak durumunda. Bu ele ait orta parmak ile baş parmağın uzunlukları da santimetre cinsinden birer tam sayı olup toplamları 20 santimetreden fazla ve baş parmağın boyu serçe parmağın boyundan kısadır. O halde arkadaşlar orta parmak artı baş parmak toplamı 20 santimetreden fazla diyor ve aynı zamanda baş parmağın boyu da serçe parmaktan daha fazla. Şimdi serçe parmak daha kısadır. Yani serçe parmak x ise baş parmak x'ten daha kısa olacak diyoruz. Devam ediyorum. Bu ele ait 5 parmağın uzunlukları toplamı 50 santimetre olduğuna göre orta parmağın uzunluğunu santimetre cinsinden alabileceği değer en az kaç santimetredir? Şimdi gençler, şimdi şöyle düşünelim. Orta parmakla baş parmağın toplamı 20 santimetreden fazla dedi. Ve toplamı 50 santimetre. Şimdi en az değer olarak ben orta parmakla baş parmağı 21 verecek olursam 50'den 21'i çıkarıyorum. 29 santimetre kalır gençler nereye? Serçe, yüzük ve işaret parmağının toplamına. Şimdi üçünün toplamı neydi? X artı x artı 1 artı x artı 2. Düzenleyecek olursam 3x artı 3'tür. Şimdi bu 3x artı 3 gençler. Eğer ben bunu 29'a eşitlersem. Bakın 3'ü gönderdim karşıya. 3x 26. Gençler x burada 3'ün herhangi bir katı değildir. Yani ben bunu bölecek olursam. Bakın x'in değeri bir tam sayı değildir. Çünkü bize tam sayı demişti. O halde ne diyoruz? Orta parmakla baş parmağın toplamı 21'den fazla olması gerekir. Şimdi ikisine 22 dersem en az. O halde bu üçünün toplamına yani serçe, yüzük ve işaret parmağının toplamına 28 kalır. O halde 3x artı 3 28 dersek gönderdim karşıya. Eksi 3. O halde 3x 25 olur. Gençler yine bakın burada x tam sayı çıkmaz diyorum. Ne yapıyoruz? 22'yi de eliyoruz. Son olarak gençler 23 dersem ikisinin toplamına, burada diğer 3 parmağın toplamına ne kalır? 50'den 23'ü çıkartırsam 27 kalır. 3x artı 3 27 eşitse göndeririz karşıya. Eksi 3. 3x eşittir 24. Buradan gençler x bakın ne çıktı? 8 çıktı. Evet, tam sayı olduğu için o halde orta parmakla baş parmağın toplamı en az 23 olmak durumunda diyorum. Peki arkadaşlar 23 ise aynı zamanda ben x'in yani serçe parmağının boyunu 8 olarak buldum. Şimdi orta parmağın santimetre cinsinden alabileceği değeri en az istiyor. Gerçi o halde orta parmakla baş parmağın toplamı 23 ise ve aynı zamanda baş parmak x'ten daha kısaydı. Yani 8'den daha küçük. Şimdi ben 8'den daha küçük ama en büyük değer olarak 7'yi almak zorundayız. Şimdi 7'yi neden alıyorum arkadaşlar? Orta parmağın değerinin en az olmasını istiyorum. O halde baş parmağı en fazla almam gerekir. Şimdi baş parmağı en fazla aldığıma göre toplamları 23 olduğu için 23'ten 7'yi çıkartırız. Sorumuzun cevabı en az 16 santimetre olur diyoruz. Orta parmağın uzunluğuna diyorum ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler, bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.